Ege Üniversitesi TV'den Sportal programından herkese merhaba. Spor gündemi için her zaman olduğu gibi ne Bahar Altın'la birlikte karşınızdayız. Yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Takımlarımız Antalya'da kamptalar şu anda. Aynı şekilde Antalya'da çok güzel şeyler oldu toplantı anlamında Fatih Terim'in önderliğinde. Birazdan hepsine değineceğiz. PTT 1. Lig'de heyecan başladı ancak Süper Lig'de 24 Ocağı beklemek zorundayız. Ve de Avrupa'da da dediğimiz gibi heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yılın futbolcusu açıklandı. Herhalde en çok üzerinde duracağımız konu olacak. Birazdan hepsine değineceğiz. Basketbolda ise Beko Basketbol Ligi 15. haftanın hemen ardından şu anda devre arasına girdi. Karşılaşmalardan bahsedeceğiz. Euroleague'de ikinci haftada da işler istediğimiz gibi gitmiyor. Henüz bir galibiyet haberi alamadık temsilcilerimizden. Eurocup'ta %50 başarı var Euroleague'e göre. Voleybolda ise ara bittiği maçlar başladı. Onlardan bahsedeceğiz. Teniste de yılın ilk Grand Slam'i dün başladı. Bunlar ve daha fazlası için Sportal başlıyor. Evet, öncelikle futbol diyelim her zaman olduğu gibi. Evet. Şu anda takımlarımız neredeyse bütün hepsi Antalya'da kamptalar. Ancak kamptan ziyade benim üzerinde durmak istediğim konu Türkiye Spor Yazarları Derneği ve de Türkiye Futbol Federasyonu önderliğinde yapılan toplantılar. Evet. Bunlar neydi? Fatih Terim önderliğinde bütün teknik adamlarla görüşüldü. Spor Toto Süper Lig olsun, birincilik, ikincilik, aynı evet. şekilde PTT olsun. Bütün teknik adamlarla, teknik sorumlularla görüşüldü. Evet. Bu görüşmenin ne önemi vardı dersek, Türk futbolu bir çıkmazda mı? Bunun kabulündeyiz. Türk futbolu başarıya hasretme, bunun evet, kabulündeyiz. Şu anda yapılan hiçbir turnuvada neredeyse yer alamıyoruz. Yani gerçekten bir çıkmazda Fatih Terim de bunu görerek gerçekten önemli bir girişimde bulundu diyoruz. Evet, futbolumuzda sorun var mı? Var. Bu da amenna. Şüphesiz. Evet. Bunları görüşmek için toplanıldı. Başlığımız da zaten aynı şekilde manidar. Evet. Türk futbolunun geleceği için büyük buluşma başlığı atıldı. Şu anda zaten görüntüleri görüyoruz. Yani şunlar konuşuldu. Peki neden Fatih Terim önderliğinde yapıldı bu toplantılar? Çünkü Fatih Terim milli takım teknik direktörlüğünün dışında aynı zamanda Türkiye futbol direktörü. Biz bundan bahsetmiştik, futbol direktörlüğü, spor direktörlüğü nedir diye. Daha önceki programlarımızda da konuştuk. Şu anda Fatih Terim bunun tamamen hakkını verdi. Yani bu yaptığı toplantıyla, bu girişimle tamamen hakkını verdi. Türk futbolunun zirvesindeki isim zaten kendisi. Ve bu toplantıyla da dediğin gibi neler konuşulduğundan bahsedelim istiyorsan. Şimdi Fatih Terim'in açıklamaları burada önemli olan bizler için. Hani hedefimiz günlük başarılar değil dedi mesela. Ben hani konuşmalarından birkaç satır başı aldım. Evet. Devrim zamanı dedi ki bu devrim zamanı lafı da aslında daha öncesinde kullanmıştı. Evet, spor medyası da oldukça eleştirdi. Devrim demek yanlış, reform diyelim. Hani devrimde Mustafa Denizli en son açıklamayı yapandı. Evet. Bu ülkede devrim 20 yıl öncesinde, 30 yıl öncesinde oldu. Artık buna reform diyelim. Hoca öyle görür. Kendi kararıdır ama benim için yeniliktir, devrim değildir dedi. Ama ona rağmen bu toplantıda yine bu kelimenin altı çizildi. Hocanın görüşü diyelim o zaman, Fatih evet. Hoca'nın görüşü. Eğitim seferberliği başlatacağız dedi. Futbolun okullara girmesi gerekiyor dedi. Ki hani bir beden eğitimi dersinin bile okullarda ders sayısının ders saatinin düşürüldüğünü biliyoruz. 2 saatlik olan yetersiz ders saati şu anda 1 saate düşürüldü. Ardından seçmeli olacak. Zaten hep bildiğimiz gibi, bizim de küçüklüğümüzde yaşadığımız gibi beden eğitimi dersleri sınıf öğretmenleri ya da değil matematik mi? Öğretmenleri tarafından hep alınan derslerdi. Ders çalışılması istendiği için bu mantaliteyle bu sonuç herhalde çok da manidar değil. Bu zirve o zaman bizim için bir başlangıç olsun diyelim. Şimdi önümüzde bir yapılanma süreci var. Fatih Terim'in önderliğinde yine bu cümleyi kullanacağım. Evet. Çünkü 7 yıllık bir anlaşma var. Türkiye Futbol Federasyonu ile milli takımlar teknik patronluğunu yapıyor şu anda. Hani bütün Türk futbolu ondan sorumlu. Evet. İlk hedefimiz bakıyorum 2016 Avrupa Şampiyonası. Evet. Bununla başlasın ve gerisi gelsin artık Türkiye bir turnuva takımı olsun milli takımlar düzeyinde. İnşallah öyle olur. Zaten 10 yıllık bir süreçten bahsediyor Fatih Terim. Dün de konuştuk bunu. Bu 7 yıllık sözleşmenin şüphesiz ki onda yarattığı güven buna neden oluyor. Kesinlikle öyle. Yani mutlaka farklı görüşler söylenmiştir. Çünkü herkesin derdi farklı. Şimdi biz Sportoto Süper Lig'deki teknik adamlarla
PTT veya birinci, ikincilikteki teknik adamların söyledikleri veya sorunları mutlaka farklıdır. Hı hı. Farklı görüşler dinledi Fatih Hoca. Evet. Buradan hani bir sonuç, bir rapor çıkarıp bunu TFF'ye sunacaktır. Kimisi maddi anlamda sorunu belirtmiştir, kimi taraftar demiştir, evet, kimi altyapı sat demiştir. Bunların hepsinin toplandığı bir toplantı oldu bu. Hı hı. Ve de sonuçta bir rapor çıkacak ve bu TFF'ye Fatih Terim'in liderliğinde, önderliğinde sunulacak. Gerçekten harika bir iş başardı diye düşünüyorum. Gerek TFF, gerek Türkiye Spor Yazarları Derneği. Sonuçları da olur umarız. Umarız. Yani sadece hani sözde, aha, ve de hani, evet, şekilde kalmaz diyelim, uygulamaya dökülür. Evet, zaten en önemli kısmı da bu. Eğer sonuçlarını yavaş yavaş görürsek meyvelerini de toplamış oluruz. Kesinlikle bu öyle. Bu gibi şeylerin, organizasyonların. Evet, Antalya'da sadece teknik adamlar yok, tabii ki takımlar da var. Evet, takımlarla futbol beraber şöleninde yaşanıyor denebiliriz. Yani takım diyebiliriz yani. Özellikle hani Akdeniz futbola. Yani herhalde sokağa çıksanız, çarşıya çıksanız hani antrenman dışında her yer futbolcudur değil mi? Aynen öyle. Plajlarda da fotoğraflarını görüyoruz. Sadece sokakta değil, plajda da birçok futbolcunun kamptan arta kalan zamanlarda tatil yaptığını görüyoruz aslında. Aslında biz hani pek yazın tatil fırsatı bulamasak da aslında Ocak ayını iyi değerlendirmemiz gerekiyor hani Antalya'yı görmek adına değil mi? Evet. Takımları da takip etmiş oluruz bu arada. Evet, doğru. Takımlar dedik, Antalya'dalar, hazırlık maçları yapıyorlar. En güzel turnuvalardan biri de Antalya Cup oldu. Evet. Gerçekten güzel ve de büyük takımların oynadığı bir turnuva oldu. Hı hı. Kimler vardı? Trabzon vardı, Galatasaray vardı, Celtic ve de Ajax vardı. Dörtlü bir turnuva. Güzel bir turnuva oldu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir turnuva oldu. Yine kupayla başlıyor o zaman ikinci yarıda. Geçen yılki gibi değil mi? Evet, Emre'yi ve de bunun ardından da Antalya Kupası. Şüphesiz ki motivasyon sağlıyordur Galatasaray'a. Mutlaka, mutlaka. Gerçekten önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle son karşılaşma biliyorsun berabere bitti ve penaltılar sonucunda kupanın sahibi oldu Galatasaray. Diğer ekibimiz Trabzon'da üçüncülükte kapattı. Evet, o da üçüncülük, dördüncülük maçında Ajax'ı 2-1'e geçmeyi başardı. Galatasaray da penaltılarla kazandı. Normal süresi 0-0 bitti maçın. Hı hı. Şimdi aslında en önemli nokta, aslında en ilginç nokta da Eren'in kupayı kırması herhalde. Görüntülerimizde de var. Fotoğrafını rica ederim Reci'den. Evet. Maç öncesi ısınma anında Eren'in şutu sonucu kupa 3 parçaya bölünüyor. Zaten kupa takdim edildikten ve alınırken de 3 ayrı noktadan tutularak zar zor bir kupa sahibi oldu Galatasaray. Değil mi? Zor da olsa yani 3 parçaya bölünün ancak yine de kaldırmayı başardı. Hani 3 kişi. Evet, şu an fotoğrafları görüyoruz. Üstteki fotoğrafta zaten birazdan yorumlayacağız. Bayanların Türkiye Kupası'nı kazandı. Fotoğraf 2 günde 2 kupa Galatasaray için. Evet, anlamda özellikle hani amatör branş diye hitap ettiğimiz hani basketbol ve de evet, özellikle bayanlar, hani Fenerbahçe'nin ezici bir üstünlüğü var Fenerbahçe Galatasaray'a karşı kaldırdığı kupalar bakımından. Bir de lig anlamında son 8 evet, yılda evet, bir üstünlük var ama Galatasaray'ın da Türkiye Kupası anlamında 5. oldu bu. 5. yıl oldu. 5. oldu. Evet, yani Fenerbahçe Türkiye Kupası'na, Galatasaray'da lig kupasına sanki hasret gibi duruyor kadınlarda. Farklı bir şey var o zaman. Hani bir totem gerekiyor sanırım her ikisi totem için. Totem bilmiyorum. Herhalde farklı bir motivasyonla hazırlanıyor takımlar. Olabilir, olabilir. Antalya'da, Fenerbahçe'de orada. Evet. Beşiktaş'ta orada. Önce Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe'den kötü bir prova geldi. Antalya takımları yaramıyor. Yani evet. Artık derbi oldu Antalya evet, takımları evet, için. Alanya ile Fethiye Spor için ben diyorum artık bunu. Alanya ile Fethiye Spor'un maçları kesinlikle bundan sonra benim için derbidir. Kötü bir prova oldu Fenerbahçe evet, için dedik. Alanya karşısında hazırlık maçında 2-1'le ayrıldı sahadan. Kupada da Fethiye'ye kaybetmişti. Artık Antalya Medical Park Antalya'da Fenerbahçe ters gelen bir takım aslında. Evet. Yani hazırlık maçı tabii ki farklı varyasyonlar denedi Ersun Yanal. Farklı oyuncuları sahaya sürdü. Bunun için yapılıyor zaten. Tabii karşılaşmalar. Yani. Hani hazırlık karşılaşmaları. Takımın mutlaka, ne kadar mutlaka, hazır olduğu olmadığı ya da yapılan transferlerin adaptasyonu için yapılıyor. Fenerbahçe'de bunu göremedik haliyle ama Galatasaray'da bu anlamda Hayrovic'i izleyebildik. Genç yetenekleri izledik. Emre Can mesela sakatlandı son karşılaşmada 23. ya da 30 o civarda, o dakikalarda ayrılmak zorunda kaldı sahadan. Ama o zamana kadarki performansı gayet göz doldurdu. Hayrovic aslında yorumlarını merak ediyorum. Sol ayak ama iki kanatta da oynayabiliyor. Selçuk'un yokluğunda, ilk yarıdaki yokluğunda duran toplarda o vardı başında. Takıma katkı sağlayacak mıdır? Şüphesiz ki sağlayacaktır. Zaten genç bir oyuncu bildiğimiz gibi. Bir de düşündüğümüzde genç transfer ilk maçında birazcık heyecanlandı. Onu, değil mi? İlk onu gördük. Oldu. Ama ikinci maçında ilk maçına kıyasla biraz daha iyiydi, daha rahattı. Uzaktan şutları özellikle etkiliydi. Amrabat'la da iyi anlaştı. En ilginç. Amrabat gidici ama iyi anlaştı. Evet, gerçekten iyi anlaştı. Amrabat transfer döneminde onun şu anda yabancı kontenjanı açısından sıkıntıları var. Şimdi Dani de Karabük'ten vazgeçti. Şu an evet, bir fazlalık var bakalım. Drogba mı yoksa oturuyor kulübede? Yani daha doğrusu tribünde. Zannetmiyorum. Ya
Yani şundan dolayı genişletmek zorunda. Çünkü 3 kulvarda yarışan bir takım Galatasaray. Evet. Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Lig. Mutlaka farklı varyasyonlar oyuncu olarak denemek zorunda. Başka bir şansı yok. Bence bu bilinçle de genç ve de hani geleceğe yönelik oyuncular aldı. Yoksa hani günü kurtarmak adına olsa. Aynen öyle. Hani bence Snyder ve Drogba hani geçen sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kurtarmak için getirilen futbolculardır. Fazlasıyla da görevlerini yaptılar. Fazlasıyla da yaptılar. Ya Snyder en çok eleştirildiği anda bir gol atarak maçı kazandırdı örneğin. Hani onların içinde. Aynen öyle yapması gerekenleri yaptılar aslında. O isimler de onlar için getiriliyor ama Hayrovic gibi isimler ya da olursa Tejes gibi isimler biraz daha yatırım amaçlı evet, oluyor. Evet, Tejes zaten gün sayıyor deniyor medyada ama bakalım resmi bir açıklama yok henüz. Genç bir oyuncu, Türkiye'nin böyle oyunculara ihtiyacı var her iki takım, bütün takımlar için diyelim. Evet. Tekrar Fenerbahçe'yle devam edelim. Maçın ayrı bir de önemi vardı. Kudüs'ü Müftüoğlu maçın hakemi son kez düdüğünü çaldı ve de aktif hakemlik hayatına son vermiş oldu. Evet, maçın 10. dakikasında gerçekten omuzlarda sağ kenarına alındı. Farklı bir an olsa gerek. Yani yüzünden bile okunuyor şu anda. Evet. Yıllarca yaptınız ve de artık o düdüğü asıyorsunuz. Zor bir iş değil mi hakemlik? Hakemlik de zor. Yani sporculuk da aynı şekilde. Bunu basketbol branşında da gördük. Kesinlikle. Futbolda da görüyoruz. Yapılan her jübile gerçekten çok duygusal anlara sahne oluyor. Jübile olmasa bile gidişler, örneğin Alex örneği. Hani evet. O bir veda edemeden gitti. Bunu hep Fatih Terim örneği. Örneğin. Yani sadece işte aynı durum söz konusu. Sadece hakemlik için değil de sporun her alanında, her yerinde bu geçerli sanırım. Sen de sporun içinden gelen biri olarak yorumların gayet içten de diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Ve son maçın hazırlık maçında Almanya'dan Mönchengladbach'la karşılaştı ve maçın skoru 1-1. Sağdan beraberlik ayrıldı. Şu an Almanya Ligi'nde iyi giden bir takım. Borussia Mönchengladbach 71'de attı. Mustafa Pek demek attı. Yani şu an birazdan değerlendireceğiz. Farklı konulara değineceğiz Beşiktaş adına. Şimdi zorluklarla mücadele eden bir takım. Gelmeden önce spor haberlerini tekrar incelediğimizde başkanın açıklamaları tekrar göze çarptı. Şu anda sahamız oynadığımız, kendi sahamız diye hitap ettiğimiz maçlarda oynadığımız karşılaşmalarda biz para ödüyoruz, cebimizden para çıkıyor. Evet. Stadımız yok. İlk konu bu olması gerekiyor gündemimizdeki. Ronaldinho uzun bir süre gündemi meşgul etti ancak vazgeçildi. O transfer hakkında da açıklamalarda bulundu Başkan Fikret Orman. Evet, transferin vazgeçilmesinin nedeni öndeki duran futbol adamı Scolari. Onun Brezilya'da kalmasını istedi. Dünya Kupası'nı düşündüğü için ve de o da artık çünkü son turnuvası olacak Ronaldinho'nun. Evet. 2014'te Brezilya'da olmak istediği için Brezilya'da kaldı. Zaten Beşiktaş'ın bu gibi büyük bir yükün altına girmesini de Fikret Orman açıkladı. Aslında şu dönemde yani stadımız yokken bu paraların verilmesine benim içim razı olmazdı. Ama ana sponsorlarımızdan bir tanesi reklam yüzü olarak Ronaldinho'yu kullanmak istediğini ve transfer ücretini karşılayabileceğini söyledi. Ve biz bu nedenle bir kısmını karşılayabileceğini söyledi. Ve biz bu nedenle bu transferin altına girdik dedi. Ama gerçekleşmedi. Tayfun'un da söylediği gibi Ronaldinho biraz da kariyerinin son anlarını düşündü diyebiliriz. Yani tabii takıma ve de şehre ayrı bir hava katacaktı aslında. İstanbul'a yakışacaktı Ronaldinho ama istekleri biraz fazla geldi gibi geliyor. Evet, oldukça fazlaydı. Biliyorsun Beşiktaş için de çok önemli bir karar açıklandı geçtiğimiz günlerde. Ayın 12'sinde gecikmiş bir karar, fazlasıyla bekletilmiş bir karar. Spor gündemini fazlasıyla meşgul eden, gereksiz meşgul eden bir karar. Çok gecikti. Gecikmesinin nedeni de açıklandı. Ne kadar tatmin edici bilmiyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çıktığı geziden dolayı olduğu söylendi. Yurt dışında olduğundan dolayı bazı toplantılara katılamadığı ve bu nedenle de kararın geciktiğinden bahsedildi. Çünkü kararın bu ayın 6'sında, sonra 9'unda ve en sonunda 12'sinde açıklanacağı söylenmişti. 3 ay gün ertelendi. Son tarih nihayete kavuşturdu bizi. Aralık ayının en olaylı maçıydı Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Sahaya girenler, hani futbolcuya tokat atanlar, başka yerde topla oynayan oyuncular. Tam bir kaos ortamı yaşandı ve de maç öylece bitti. Ardından hukuki bir süreç başlamıştı senin de bildiğin gibi. Evet. Ve dediğin gibi 12'sinde sonuçlandı, ayın 12'sinde sonuçlandı. Maç tekrar edilecek. Evet, bu anlamda tarafların memnuniyetsizliği söz konusu oldu. Beşiktaş tarafı memnuniyetle karşıladı. Zaten istekleri buydu. Hiç şu değilse da vardı tekrar aslında, olsun. Direkt 3-0 biz hakkımız yenildi, 3-0 istiyoruz diyorlardı. Böyle bir şey söylendi ki kısmen haklı oldukları taraflar da var. Ama işin enteresan kısmı Kasımpaşa tarafı oldu sanırım. Kasımpaşa çünkü karardan önce böyle bir maçın tekrarlanma durumu
olursa eğer ligden çekilirize kadar geldi söylemleri. Fakat en son yapılan resmi açıklamayla da Kasımpaşa'nın çok güzel bir metni vardı. Okuduğumu bilmiyorum. İşte eskiden Beşiktaş'a büyük hizmetleri olan, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Demirören'in iğneleyici. Çok iğneleyici. Bu kararını saygıyla karşılıyoruz dendi. Çok güzel bir metindi. Onu keşke şu anda bulabilsek. Ama dediğin gibi iğneleyici bir metinde. Kasımpaşa şu anda suskun gözüküyor. Yani kabul Türkiye etmiş gözüküyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsız olduğuna inanmıyor mu Kasımpaşa? Sanki metinde öyle bir taraf var. Buna Beşiktaş da inanmıyor. Kim inanıyor? Öyle de bir durum var. Çünkü bir espri yapasım geldi ama yapmayacağım gerçekten bunu. Çünkü federasyon başkanı şu anda her kulüp tarafından eleştiriliyor. Her kulüp başkanı tarafından eleştiriliyor. Hani bunu tabii yorumlamak çok uzun sürer ama hani bilinmiyor şu anda gerçekten taraflı mı tarafsız olduğumu, ama şüphesiz ki 55 yıllık bir tarihte dördüncü kez tekrarlanıyor. Örnek bir karar oldu bu. Değil mi? 55 yılda 4 kez olmuş. Evet. 4 kez oldu. Gerçekten güzel Şimdi bir tarafsızlık karar. Tarafsızlık dedin, tarafsızlıktan bahsettin. Bizim zaten en başından beri hani bu ülkedeki futbol sorunu veya taraftarlık sorunu varsa bence şundan kaynaklanıyor. Biz Türk futbol severleri olarak taraf olmayı ve taraftar olmayı bir türlü ayırt edemedik. Evet. Yani taraftar olursan hiçbir şekilde eşit davranamazsın bir futbol başkanı olarak, futbolun başkanı olarak. Ama taraftar olursan her iki taraftan da bence eşit yaklaşırsın. Ve senin yapman gereken de bu. Taraf olmayla taraftar olmayı ayırdığımız zaman bizimle maçlardan sonra ölümlü şeylerimiz olur, ne kavgalarımız olur, ne de bu tür süreçler başlar. Olmadı mı? Hollanda'da da aynı süreç yaşandı. Bir haftada çözüldü. Kimsenin de bir şey dediği yok. Çünkü kurallar açık. Kuralları hani uygulamayan, yapmayan sizlersiniz. Bu duruma getiren yine sizlersiniz. Aynen öyle. Kurallar burada da açık. Bir farkı yok aslında. Ama şimdi çok farklı gibi, bir maç olacak. Şu an tarihi belli değil. Bir de madalyanın öbür yüzü var. Evet, tarihi belli değil. Ayrıca tartışılan çok önemli bir konu var. O dönemdeki tescilli futbolcuların oynayabileceği söylenmiş metinde. Fakat o dönemde cezalı olan futbolcular, oynamayan futbolcular var. Tamam, transferler, yeni transferler oynamayacak. Bunu anlayabiliyoruz ama o dönemki cezasını çekmiş ya da çekmemiş, o maçta çekmiş ya da sonrasında çekmiş futbolcuların oynayıp oynamayacağı şu anda muamma. Evet, Türk futbolu bir iki daha geçecek. Yani yapacak bir şey yok. Olaylı. Peki Donk ne olacak? İnanılmaz şaşkınım o konuda. Henüz cezası açıklanmadı. Hani dediğim gibi her şeye alıştık. Sahaya giren taraftara alıştık. Çok kötü görüntülere alıştık. Ölümlü sonuçlu kavgalara alıştık. Ama ben bir futbolcunun topu alıp da ceza sahası içinde düşünsene topla oynayan futbolcu oynayan attığını görmedim. Yani bu kadar enteresan bir durum olmaz. Gerçi sonrasında PTT'de oldu bu olay da. Değil mi? Örnek oldu galiba Donk. Donk'un da şu anda tahkime gideceği açıklandı. Yani Beşiktaş bunu tahkime götüreceğini söyledi. Ancak TFF'den Donk'la ilgili bir açıklama gelmedi. Bakalım ileriki süreçte ne olacak? Donk'la ilgili ceza alması evet gerekiyor mu? Şuna dayanarak söylüyorum. Bu kadar şeye sebep olan sensin. Cezayı da hak ettin Donk. Yani başka yapacak bir şey yok. Buradan Donk'a da seslenmiş olduk. Acaba maçın tekrarında yine yapar mı? Yani artık hani sütten ağız yanan bilmiyorum, yoğurdu üfleyerek yer ama yani çok zor. O hangi psikolojiyle yaptı onu çok merak ediyorum. Oyun içerisinde nasıl bir adrenalindir, nasıl bir duygudur? Nasıl bir yani beyin yapısıdır diyeceğim. Topu al dışarı at, yani bunlara sebep verme. Belki gol olacak ama şimdi belki de yine maçı kaybedeceksin. Aynı şeye denk gelecek puan kurtarırken. Şu an puan kaybetmiş olacağım. Belki de yenilecek. Bakalım. Süreç bakalım nasıl ilerleyecek? Bunu sabaha kadar konuşsak bitmeyecek. Aynen bir öyle. Mevzu, ben transfere geçmek istiyorum. Evet, farklı bir süreç. Transfer. O da çok önemli. Çünkü ilk transfer bombasını Galatasaray patlattı diyebiliriz, değil mi? Hayır, işte bunu başardı aslında. Başardı. Doğru söylüyorsun. Ve de iyi de bir maç çıkardı Celtic karşısında. Onlardan şu an test bekleniyor. İstanbul'a geldi gelmedi resmi bir açıklama yok. Evet. Perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyordu. Bakalım gelecek mi? Engin Çaykur Rize'ye kiralandı. Ayağının tozuyla ilk itmandan sonra Galatasaray'ı bombalamaya başladı. Ne tür şeyler söyledi? Kırıldığım, hak etmediğim şeyler var. Özellikle bir ismi hedef alarak zehir zemberek konuştu Engin. Hangi o isim? O isim de yani açıklamaya bakarsak direkt hani bir söylemediği kaldı. Mançini. Evet, ben de 11 maç ceza aldım. Fatih Hoca beni göndermediyse demek ki sorun bende değildir. Ben dedi Fatih Hoca zamanında ikinci yarı işteyse oyuna giriyordum yedekte. Ama yeni kadroyla, yeni yapılanmayla buna izin verilmedi. Demek ki sorun bende değil dedi Engin. Yani keşke Mancini adını verseydin de bunları söylemeseydin diyesi geliyor insanın yani. Gerçekten çok kırılmış. Farklı. Muhakkak ki ama onun da yani Fatih Terim'in onu takımdan göndermediğine şükrettiği bir andı herhalde. Yani aslında gönderilmesi gereken bir süreçti. Yani 11 maç yoksan zaten hiç olma. Aynen öyle. Sezonun yarıdan çoğu neredeyse.
Röportajda şunu sordular Engin'e. Sezon şu anda kiralık. Yani yarım sezon bir kiralandı Engin. Sezon sonunda ne yapacaksın dedi. Ben takıma dönmek istiyorum ama beni kabul edeceklerini sanmıyorum. Galatasaray'da da kalmak istemiyorum dedi. Şu anki kadroyla, yapılanmayla. Zaten yeni takviyeler de geldi şu an orta sahaya. Evet. Hayrovic de zaten orta bir oyuncu. Sağ kanatta oynayan bir oyuncu. Zaten kadro girmesi zorlaşacaktır. Engin'le herhalde Galatasaray'ın yolları tamamen ayrılacak diye düşünüyorum. Evet, öyle gözüküyor. Ayrıca Galatasaray'ın ilgilendiği isimlere bakalım istiyorum. Bursaspor'dan bir isim var. Umut Gündoğan'la sözleşme imzalayacağı açıklandı. Ben burada aslında daha çok Bursaspor için sevindim. Çünkü evet, ne kadar bir meblağa ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Zaten biraz sonra da evet, hani PTT 1. Lig'e geçtiğimizde değerlendireceğiz. Evet. Röportajlara da destekleyeceğiz. Evet, gerçekten Bursaspor son zamanlarda mali anlamda sorunlar yaşıyor. Bunlardan bahsetmiştik, nedenlerinden bahsetmiştik. Oyuncuların paralarını ödeyemediğinden bahsetmiştik. Evet. Bu anlamda bu transfer onlar için gerçekten iyi olacak gibi gözüküyor. Oyuncunun, kesinlikle, şüphesiz ki oyuncu içinde ama şu anda mali krizde olan Bursaspor adına iyi bir transfer. Öte yandan Trabzon Yekta'yı istiyor. Yekta da Trabzon yolunda gerçekleşecek mi bakacağız. Bence Galatasaray kaybetmemesi gereken bir oyuncu Yekta. Çünkü iyi bir yedek diye düşünüyorum. Evet. Aynı şekilde Trabzon'a da ilaç olacak bir oyuncu Yekta. Her iki takım için de aslında iyi bir transfer olur. Galatasaray için aynı şeyi söylemek yanlış olur diye düşünüyorum. Evet, Trabzon'dan Giray Antalya ile anlaştı. Baroş ise Antalya'nın yolları ayrıldı. Evet, Baroş bundan sonra ne yapacağı merak konusu. Çünkü sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı Baroş bildiğimiz gibi. Onun hemen ardından da Antalya kulübü bir açıklamada bulundu. Teknik anlamda da bizimle olabilir Baroş dedi. Ama şu anda herhangi bir durum söz konusu değil, bir açıklama yapılmadı. Hani teknik heyette bulunacak mı vesaire bir açıklama yapılmadı. Ama Baroş'un olarak ülkemizde olması bilmiyorum nasıl değerlendirirsin ama futbolcu olarak olması gereken birisi. Çünkü yıldız bir isim. Yani tanıyoruz, biliyoruz kendisini. Teknik anlamda peki ne düşünüyorsun? Teknik anlamda şu an yani yeterli bir süreçte olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani futbolu yeni bırakmış birinin bir teknik becerisi de hani sadece hocalarından duyduğu taktikler vardır. Yani sadece kafasında başka bir şeysi yoktur. Yılların tecrübesini de düşünebiliriz tabii ama. Biraz daha süreç gerekiyor ama. Farklı isimlerle çalıştığını da göz önünde bulundurursak. O süreci nasıl yaratacak peki sence bir oyuncu? Şu anda futbolu bıraktı. Ne yapacak? Diyelim ki 5 yıl. Ya şimdi hani mesela Rıdvan Dilmen aklıma geldi. Şu an teknik adamlık için kursları aldı, ona gitti, buna gitti. Ancak şu an yapmıyor. Bence Baroş da teknik anlamda mutlaka yetersiz denen bir teknik adam, ne yapar ne eder onu biz bilmiyoruz. Onun yorumunu yapamayız ama ben sadece hani bu futbol bilgimle şunu söyleyebilirim. Hani futbolu bıraktığınız ayağınızın tozuyla bir takımın başına gelmek yanlış olur. Aynı şeyi ben aslında Rufolic için de söylerim. O da aynı şekilde yani yarım dönem oldu Galatasaray'ı bırakalı ve hemen sportif direktörlüğe atandı. Yöneticilik evet, aslında onu yaptı ama sportif oyun. Biraz daha farklı yöneticilik. Evet. Ama dediğin gibi bu kurslar çok da bir şey katmıyor eğer sen sporun içinde değilsen. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Sahaya basmadan olmuyor mu yani? Aynen öyle. Yöneticilik bazında bile zorlanırken insanlar özellikle de bu anlamda biraz daha işin içindeysen o sahadan biraz nasibini alman gerekiyor. Bakalım Baroş süreci nasıl ilerleyecek? Bakalım göreceğiz. Artık İzmir takımlarına geçelim istiyorum çünkü evet, oldukça VTR'miz var. Evet. İzmir takımlarına her zaman olduğu gibi biraz daha fazla yer vermeye çalışıyoruz. Biz bir İzmir kanalıyız. İzmir takımlarının hepsini de seviyoruz. Evet. Yavaş yavaş başlayalım istiyorum. PTT 1. Lig'de heyecan yeniden başladı ki haftalık bir ara verilmişti. Takımlar doğrudur, Antalya'dan döndüler. Hemen karşılaşmalarına başladılar. Önce Karşıyaka diyelim. Devre öncesinde 4 maçlık bir galibiyet özlemi vardı Karşıyaka'nın. Artık Şanlıurfa'yla bu özleme son verdi. Yeni bir yapılanma. Bu yeni yapılanma adı da Yusuf Şimşek. Yeni bir teknik adam geldi ve de Şanlıurfa'yı 1-0'la geçmeyi başardı. Gerçekten iyi bir galibiyet oldu. Moral anlamında hocaya olan güvendir bu aynı zamanda galibiyet. Hocanın da kendisine şüphesiz ki. Evet, maç sonunda da zaten şu an lisans olmadığı için basın toplantısına katılamadı ancak evet, yine açıklamaları olmuştu. İyi bir başlangıç yaptık dedi. Birazdan VTR'mizi hazırlayalım, onu da izlemiş olalım. Ne düşünüyorsun Yusuf'la ilgili? Aslında çok tartışıldı Yusuf Şimşek'in Karşıyaka'ya gelmesi. Karşıyakalı taraftarlar tarafından da sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla biraz tartışmalara sebep oldu. Ama Karşıyaka'da en nihayetinde bir kan değişikliği oldu hocayla birlikte ve ilk galibiyette aslında birazcık rotayı böyle olumlu bir tarafa çevirdi Yusuf Şimşek adına. Evet. İnanıyorum ki başarı geldikçe taraftarlar da olumlu bakacaktır. Bakalım Yusuf Şimşek neler demiş maç sonrasında. Evet. Artık yine gelir gelmez bir güvenden bahsediyor evet, Yusuf Hoca. Yani ben bunu anlamıyorum. Hani her teknik adam geldikten sonra bir güven, bir özgüven diyor.
Yani ondan önceki adamlar bunu yok mu ediyordu da hani gelip de tekrardan özgüvenden bahsediyorlar veya her galibiyet bir özgüvenin gelmesine mi sebep oluyor? Ben şu şekilde düşünüyorum bu konuyla ilgili özellikle. Özellikle PTT 1. Lig'de inanılmaz bir hoca değişimi söz konusu. Bazı takımlar özellikle Şanlıurfa mesela. İzmir takımları için de öyle, evet. İzmir için de fakat ilk aklıma gelen Şanlıurfa var. Karşıyaka'nın rakibi. 3. hocası Reha Kapsal. Değil mi? Bu sezonki 3. hocası. Daha 1. yarıdayız. Baktığımız zaman oynanan maç zaten 19 ve 3 hoca değiştiriyorsunuz siz. Hocanın adaptasyon süreci, takımı tanıma süreci ve hemen arkasından ilk mağlubiyette gönderilme oluyor. Bunun başka bir açıklaması olmuyor. O nedenle bu güven, özgüven problemi aslında hocaların takımdan ziyade kendileri için geçerli bu söylenenler. Ben öyle düşünüyorum. Hak vermemek elde değil yani. Gerçekten doğru söylüyorsun. Bir de maç sonuna bakalım. Basın toplantısına uzanalım. Şu an Yusuf Hoca'nın lisansı olmadığı için basın toplantılarına katılamıyor. Onun yerine teknik sorumlu Ati Göksu ve de futbolcular açıklama yaptılar. Bakalım neler söylemişler maç sonunda. Galibiyeti özlemişiz. Futbolcunun herhalde söylememesi gereken, hani söylediği en acı şeylerden biri olsa evet, gerek. Evet, söylemesi gereken değil de söylediği en acı şeylerden bir tanesi, dediğin gibi 4 haftadır galibiyete hasret bir takımdı. Yani çok daha fazlasını bekliyoruz senden Karşıyaka diyelim. Çünkü lig sıralama olarak şu an kötü yerdesin. Evet, 12. sırada bulunuyorlar. Evet, hak etmedikleri yerdeler gerçekten. Özgüven dediler. Umarım Buca ile başladı aslında bu özgüven meselesi. Mustafa Bahadır'ın değişimiyle, hoca değişimiyle. Üst sıraya tırmandı. Aynı şekilde bakalım Karşıyaka'da bunu başarabilecek mi? Mustafa Hoca dedik, Buca dedik. Hemen Buca'ya geçelim. Evet, Buca'da bu hafta zorlu bir deplasmandaydı. Kahramanmaraş deplasmanındaydı. Onlar da aslında ilk yarıyı 1-0 geride kapattılar. Tamam, ümitler tükenmişti. Hem deplasman takım hem de gol yendi diye. Ama ikinci yarıda 4 tane gol buldular ve gollerin süresi de çok kısaydı aslında. Bir anda gerçekten taraftarını sevince boğdu. Onlar da şu anda hemen bakıyorum 9. sıraya yükseldiler. 9. sıradalar. Evet, Buca yanlış hatırlamıyorsam 17. sırada mı takımı aldı? Mustafa Hoca 17. sırada 17, takımı aldı. Mağlubiyetler üst üsteyken takım alındı ve Mustafa Hoca'nın 4 maçlık, özellikle de bir Beşiktaş maçı vardı hatırlıyoruz kupa ki. Kupa maçı. Kupa maçı vardı. 4 maçlık bir galibiyet serisi oldu. Arkasından beraberlik, bir arada mağlubiyet ve şu anda iyi gidiyor. İyi giden yani sıralama olarak da 9. Şu anda hani düşme potasının üstündeler üstünde şu anda ama. Üstünde playoff zorlanabilir gibi gözüküyor. Zorlanır mı? Bence zorlanır. İnşallah bakalım. Evet. Buca bunu başaracak. Güçtedir. Her türlü imkansızlıklara rağmen birazdan evet, fazlasıyla üstünde duracağız. Hı-hı. Çünkü bir basın toplantısına katılmıştık. Ondan görüntüleri vereceğiz. Ama öncesinde maç sonuna gidelim. 4-2'lik maç sonuna bakalım. Mustafa Hoca neler söylemiş? Umarız ki genç oyuncunun önümüzdeki sezona kadar son gol olmaz bu. Mehmet İncebacak aslında takım için biraz sorunlu bir futbolcu. Çünkü evet, mesela ben şunu hatırlıyorum. Bir halı saha maçı yapmış mesela Mustafa evet, Hoca'dan izinsiz. Bu sorun olmuştu kulüp için. Biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Evet. Çünkü yetenekli bir futbolcu. Evet ama profesyonelliğe aykırı bir tutum bu. Yani hiçbir takımın oyuncularının yapamayacağı bir şey bu. Yani bu voleybolda öyle, da basketbolda da olmaması gereken bir şey. Son maçta takımın yaş ortalaması 20 idi. Şu an imkansızlıklarla boğuşan bir Buca Spor diyebiliriz. Neden diyorum? Maddi anlamda gerçekten zor anlar yaşıyorlar, zor zamanlar geçiriyorlar. Transfer yapmakta oldukça zorlandılar. Hani takviye gerekiyor takıma. Ancak yapamıyorlar. Şu an hani transferde bir haciz işlemi uygulanacak. Yani o derece şu an o konumdalar. Bunun yerine eldekileri iyileştirip daha iyisini sahaya sürmek istiyorlar. Ve de bence Mustafa Hoca bunu fazlasıyla başarabiliyor. Gerçekten futbol anlayışını oturtmuş bir insan Mustafa Hoca. Zaten altyapıdan da Buca Sporlar tanıyor. İmkansızlıklar içinde takımı var etti. Özgüveni bence asıl getiren isim. Hani siz yapabilirsiniz çocuklar diyen isim Mustafa Bahadır'dır. Başarılı gidiyor. Dediğin gibi 9. sırada şu anda. Daha lig onlar için yeni başladı diye düşünüyorum. Evet. İkinci sırada playoff neden zorlanmasın? Bakarsanız playoff sonunda yeniden Süper Lig neden olmasın bu özgüven, bu hani sorumluluk bilinciyle. İnşallah öyle olur. Biz de bir İzmir takımını yeniden aradan sonra seyretmiş oluruz Süper Lig'de. Evet, Buca Spor Kulübü'nden bir açıklama gelmişti. Bir basın toplantısı düzenlendi. Emekçi Gazeteciler Günü'nde belediye başkanı, kulüp başkanı, kulübün diğer yöneticileri hepsi oradaydılar. Hani lig arasını bir basın toplantısıyla değerlendirmek istediler. Sportal ekibi olarak biz de oradaydık. Bizler de oradaydık. Kameralarımızı açtık. Röportajlarımızı yaptık. Gerçekten hani şaşırdığımız açıklamalar geldi. Gerçekten hani bu düzeyde mi takım dediğimiz anlar oldu. Evet. Hani şöyle zaman zaman seninle göz göze geldik. Çok farklı şeyler çıktı. Yani bu kadar olduğunu beklemiyorduk. Evet. Şimdi Hüsnü Kaya'nın açıklamaları var. Şu anda kulübün başkanlığını hani geçici olarak sürdürüyor aslında diyelim. Aslında belediyenin
Kesinlikle. Aslında belediye başkan yardımcısı Hüsnü evet. Kaya. Yani, ve açıklamalarında da göreceğiz zaten. Hani isteyen, yapabileceğine inanan ve bu sorumluluğu hı-hı. alabilecek kişi varsa gelsin, yapsın. Biz bunu açığız dedi. Öncesinde belediye başkanı Ercan Tati sözü aldı. Hı-hı. Emekçi gazetecilerin gününü kutladı. Hani daha iyi yarınlara dedi gazeteciler için. Bütün İzmir'in hani gazetecileri spor anlamında oradaydılar. Teşekkürleri aldılar. Daha sonradan şöyle kulüpteki yönetici kanalında çok kısa bir özet geçti. İşte Mehmet Bektür'ün istifa sürecini anlattı. Nasıl bu sürece gelindiğini anlattı. Hı hı. Biz buradayız mesajını verdi. Şu an takım sahipsiz gibi görünse de hani Buca Belediyesi buradadır. Takıma sahip çıkmaya devam edecektir. En başında ben buradayım dedi. Şu anda takımı sahiplenen de kimse yok. Bunu tekrar söylüyorum dedi. Evet. Şöyle bir şey ki şu anda kulübün başkanı benim kendi siyasi yardımcım dedi evet. Hüsnü Kaya. Buyurun dedi Bucalılara sesleniyorum, İzmirlilere sesleniyorum. Eğer kulübü sahiplenmek isteyen varsa kapımız her zaman açık. Bütün kolaylıkları sağlamaya hazırız. Yeter ki bu kulübe sizler sahip çıkın ve çok daha ileriye getirin. Çünkü diyor ben bir belediye başkanıyım, benim yardımcıma ihtiyacım var. Evet. Hani önümde bir seçim var diyor çok haklı olarak. Evet. Burada şimdi daha önceki başkanlar da sesleniyor. Evet. Siz bu kulübü yönettiniz, şimdi neredesiniz? Gelin hep beraber el ele verelim ve de bu kulübü layık olduğu yere tekrardan getirelim diyor. Zaten maddi anlamda da şu anda geçen yıl çıkarılan bir yasayla belediyelerin kendi spor kulüplerine yani Buca Belediye Spor mesela örneğin ya da Konak Belediye Spor gibi geçen kulüplere ödeneklerinde inanılmaz bir iniş hatta yok olma yaşandı. O nedenle de şu an belediye olarak da yardımda bulunamıyorlar. Bunun da büyük bir etkisi var aslında zorlanmalarının. Yani bunun ötesinde İzmir hani büyük bir şehir, büyük bir hani artık metropol bir yer. Hı hı. Türkiye'nin en büyük üçüncü ili. Evet. Şimdi sanayi olarak düşünürseniz bütün her şey var. Destek sağlanır mı? Sağlanır. Daha önceden Süper Lig'de var mıydı? Vardı. Bu geri çekildi. Daha önceki yapılmış hatalar, hı hı. telafisi zor hatalar. Çünkü maddi olarak bir yerel kulüpsünüz diyelim siz artık. Evet. Bir yerel kulübün yapılan hataları geri çevirmesi çok zor. Özellikle bahsettiğin hatalar Buca için mesela neler? Neler? İşte yöneticilerin hani har vurup harman savurması. Yanlış teknik adamlar. Yanlış teknik adamlar. Bir de şu her zaman konuştuğumuz. Süper Lig'e çıkılıyor. Sil baştan bir takım yaratılıyor. Evet. 15 tane futbolcu. 15 tane futbolcunun transfer. Her birine 500 bin lira verseniz dünya para. Evet. Geri dönüşünü yapamıyorsunuz. Bakıyorsunuz bir sezon sonra düşüyorsunuz. O paralar yok oluyor. Evet. Hüsnü Kaya'ya kulak verelim diyelim artık. Bakalım maddi anlamda neler söylemiş. Kameralarımıza ne açıklamalarda bulunmuş. Biz şöyle bir görev anlayışı içindeydik. O dönemde biz yine görevdeydik. Fakat belli bir sevgili başkanın belli arkadaşlık grubunu görevlendirmişti futbol şubede farklı noktalarda. Bizler sadece çağrıldığımız toplantılarda onlara destek vermek, imza atıp ne anlatırlarsa onları dinleyip dinledik birçok arkadaşımızla. Biz şu anda öyle yönetmiyoruz tabii kulübü. Biz ne yaptıysak bütün dün örneğin bütün bir haftalık ne yaptıysak öncesinden de arkadaşlarımıza anlattık. Yani neler yaptığımızı benim bütün yöneticilerim şu anda Buca Spor'da ne oluyor hepsinde bilgisi var, haberi var. Biz bu kadar yani demin sevgili başkanım belirtti, önceki başkanımızın çok iyi bir hesap uzmanı olduğunu. Gerçekten de öyle biliriz ve öyle inanırız, öyle güveniriz hesap noktasında. Fakat bu durum, bu tabloyu gördüğümüzde bu kadar 4 ay işçinin maaşı ödenmemiş, çalışan emekçinin maaşı ödenmemiş. Biz futbolcuya bir şey verilmemiş. Bu kulüp tamamen bir çıkmazın içine girmiş ve demin söylediğim gibi sevgili başkanım o dönemde söylediği, vaat ettiği her şeyi Buca Belediye Başkanı olarak hepsini yerine getirmişti. Yani ekonomik olarak verdiği desteklerdi bunların tamamı, onu söyleyeyim ya, manevi destek falan değil, tamamı ekonomik destekti. Bunlara rağmen bu kulüp bu kadar sıkıntı içindeyken biz bu siyaseten böyle bir ateşten gömleği giymek akıl kârı iş değildi. Çünkü arkadaşlar farklı farklı söylemler söylenmeye başlandı. İşte bırakın karışmayın taraftarımıza, işte karışmayın siz bu işe. Bırakın batarsa şey düşerse düşsün, ben gelir çıkarırım diyenine kadar mı dersiniz? İşte bırakın bu yönetime destek vermeyin, yönetim kurulumuza katılan arkadaşlarımıza destek vermeyin, çalışmayın. Bunların ömrü yok, 3 hafta bile ömrü yok. 3 ay bile şey etmez, ömürleri yok dilemez. Allah'a bin şükürler olsun. Kim nasıl tuttuğunu değil, neye ulaşmak istediği önemli. Biz geldik burada doğru ve dürüst şekilde çalışmamızı yaptık. Allah yüzümüze baktı. Biz bulabileceğimiz destekleri kendi öz kaynaklarımızı yarattığımız kaynaklarımızla bugün takımımızın yolu açık. Hiçbir tane futbolcumuz federasyona gitmeden bütün sorunlarımızı çözdük.
kulübümüzün haciz gelme noktasında ödemelerini planlamaya çalışıyoruz düzenli bir şekilde ki hala ibra edememişizdir. Bir önceki dönem hesaplarımızı hala çıkartamamışızdır. Ben bakkal defteri diye söylediğimde gerçekten şok edici bir durumdur. Bir kulüp böyle yönetilemez, bir kulüpte böyle hesap kitap olmaz. Ama biz kimseyi art niyetlik noktasında bunları söylemiyoruz. Çalışan personel o kadar başıboş bırakılmış ki, disiplin edilememiş ki hiçbir hesabı kitabı şu an hala çıkartmakta sıkıntı çekiyoruz. Doğru çıkmayacak diye bir şüphemiz yok, öyle bir şeyimiz de iddiamız var. Fakat bu sıkıntılar içerisinde biz bu kulübü buna rağmen, bu ekonomik ortamına rağmen belli bir noktaya getirdik. Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımızın İzmir kulüplerine vermiş olduğu destekle de bizim can suyumuz olmuştur. Gerçekten içler acısı, yani neler neler söyledi. Evet. Başıboş bırakılmış bir personel, kulüp personeli, altyapıda çalışan personeller. Biz iyi niyetli buradayız. Toparlamak için buradayız kulübü. Ne kadar başarılı olacaklar eldeki imkanlarla, bunu zaman gösterecek. Yine değindiği çok farklı konular vardı. Aynı şekilde biraz da hani siyasi tarafa değindi Hüsnü Kaya. Evet. Bir de bu açıklamalara bakalım hızlıca, ondan sonra yorumlarımızı tekrardan yapalım. Biz bu yönetim gelmiş, borçlarını ödeyeceğini ve taahhüt ediyoruz. Nasıl ödeyeceğimizi söylüyoruz ve siz bize aciz uyguluyorsunuz. Abuja Spor'un kapılarını kapatmaksa maksatları, evet gerçekten bugün Abuja Spor'un normal şartlarda kapısı kapanmalıydı. Bırakıp gittiğinde arkadaşlarımız 4 ay içeride personelle tüm sporcularına borcu olan kulüp, hiçbir kuruş geliri olmayan kulüp, bunu belediye başkanımızın desteğiyle açtık biz bu sıkıntılar mevsimini. Buradaki başarımızın da adı belediye başkanımızdır, Sayın Ercan Tatlı'dır. Bize verdiği destekle. Buca'ya çıktığı, sahip çıkmamız noktasındaki verdiği destekle. Bugün hiçbir tane sporcusu elinden gitmemiştir. Pazarı vardır takımın. Hala etiketi, hala adı en üst düzeydedir bu ülkede. Ama buradaki görülmeyen, bilinmeyen tek şey varsa bir kavramı, o da sevgili belediye başkanımızın bize verdiği desteklerle yürüdüğümüz yoldur. Onun için biz bu ilçenin çocuklarıyız, biz buranın insanıyız. Biz buradaki manevi değerlerimizi ve gerçeğimizi yaşatmak için kanımızın son damlasına kadar bu çabayı harcarız, bu emeği koruruz. Bizim ecdadımız bu ülkeyi kurtarmak için kanını, canını verdiler. Biz ilçemizi de ülkemizi de bu anlamda, bizim bakış açımız bu. Ama bize neden farklı bakılıyor Buca Spor olarak? Bunu anlamış değiliz, anlamış değiliz. Çünkü bizim burada her partiden siyasi arkadaşlarımla beraber yönetiyorum bu kulübü. Şuncu, buncu bizim aramızda yoktur. Sadece bizim aramızda yanlış yapan insan olmaz. Olamaz, varamaz. Bu kadar net. Yani bizim tek farkımız bu. Kupa maçlarından sonra, gelirlerimizin elimizden gitmesinden sonra biz İzmir'in İzvak Vakfımız var. İzvak Vakfı'ndan bu kulüplerimize, İzmir kulüplerine destek olmasını ve sorunlarının çözümü için çaba harcamasını istedik. Fakat bugüne kadar bu toplantılarda biz sabrımızı hala tutuyoruz bir şekilde. Eğer İzlak Başkanımız Tuğrul Yemişçi, biz iyi niyetinden bir şüphemiz yok fakat bizim için artık iyi niyeti beklemek değil, çözümlerin üretilmesi gerek. Bize desteklerin bulunması gerek, yol haritasının konulması gerek. Bu ülkedeki bu spor bakanlığından tutun, diğer noktalarda gelirlerin dengesiz dağılımını diğer illere göre İzmir'in hiçbir anlamda bundan yararlanamayışının çözümünü üretmeleri noktasında sözleri vardır. Fakat hiçbir çözüm üretilememiştir. Bu dengesizlik hiç giderilememiştir. Ya İzvak bu görevini bıraksın, layıkıyla yapacak insanlar, bu mücadeleyi edecek, bu kavgayı verecek insanlar gelsin. Ya kulüpler kendileri yönetsin, ya da çözüm üretsinler. Sözde değil ama, lafta değil, icraat noktasında. Çünkü bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız diğer kulüplere bu desteği vermemiş olsaydı, bugün birçok kulüp çok kötü şartlarda olacaktı. Ve bunların hepsinin, yani artık sorunlarını ve sorunlarını herkes üzerine alması gerekeni almalı. TFF bizimle hala istediğimiz noktada Buca Spor'un altyapı desteği, faturalarımız vardır. Yatırımlarını yapmışızdır, oraya vermişizdir. Hala o destek ve katkıyı alamamışızdır. Bu noktada federasyon başkanımızın da, Arif Koçar'ın da bizlere söz değil. Artık bu noktalarda ya TFF orada görevini bize
bu yatırımı yapan kulüplere sahip çıksın ya da eskisi gibi hiç yatırım yapmadan. Evet, herkes üzerine düşeni yapmalı dedi Hüsnü Başkan diyelim. Zor, gerçekten zor bir kulüp için. Özellikle maddi anlamda uğraşmak gerçekten hani sıkıntılı bir süreç. Evet, maddi anlamda zorluk çekiyorlar ama aynı zamanda da ligde de şu anda iyi bir gidişattalar. Dediğimiz gibi Mustafa Hoca ile birlikte bir yükselişe geçmiş durumdalar. 9. sıradalar, Buca'dan bahsettik. 19 maç oynandı ve şu anda 7 galibiyetleri bulunuyor. Mustafa Hoca ile şüphesiz ki bir değişim yakalandı. PTT 1. Lig'de Karşıyaka'nın da durumunu hemen belirtelim. Onlar da şu anda 12. sırada. İki takımın da şu anda hak etmediği yerlerde olduğunu düşünüyoruz. Ve PTT 1. Lig'i burada noktalayalım. Spor Toto 2. Lig'inde, oradaki temsilcilerimiz var çünkü, onun da 24 Ocak'ta başlayacağını hatırlatalım. Ve futbol dünyasının merakla beklediği konuya gelelim. Peki Avrupa ile devam edelim o zaman. Altay'dan çok kısa bir haberimiz vardı ancak süremiz oldukça kısıtlı. Onu bu, da geçelim. Bu olmadı ama. Olsun, Avrupa ile devam edelim çünkü oldukça zamanımız daraldı. Hızlı ilerlemiş olalım. Kontroplay'de kaldım. Birazcık öyle oldu. Yapacak bir şey yok artık. Evet. Geçti. Evet, partnerimin. Avrupa'da yılın futbolcusu açıklandı. Artık 2013'ün en iyisini Ronaldo diyebileceğiz. Ben de tahmin ediyordum. Değil mi? De onu UEFA'da. Söyledim. Evet, ben de onu söylemiştim. UEFA'da bunun kararını verdi. İkinci kez Ronaldo kazanmış oldu. Şu an afacan çocuğu görüyoruz aslında Messi. Yani bu fotoğraf aslında çok şey ifade ediyor. Biraz üzerine durmak istiyorum bu fotoğrafın. Bir geri gelelim. Bir sonraki. Evet. Şu an sahnede olanlar 2013'ün en iyi 11'i. Kimler var burada? Rüya takımı aslında. Neuer var, Philipp Lahm var, Sergio Ramos, Thiago Silva, Dani Alves, Iniesta, Xavi, Ribery, Ronaldo, İbrahimovic ve de Messi. Hangi kulüp bu kadroya sahip olmak istemez? Evet, diye düşünüyorum. Rus milyarderi davet ediyoruz o zaman. Bir çağrıda bulunuyoruz. Yani burada Messi'nin kıyafetine... Bu görüntüden bir takım istiyoruz. Evet, Messi'nin kıyafetine hani laf etmemek olmaz. Mümkün değil. Yani gerçekten hani serbest kıyafette gelmiş öğrenci gibi okula değil mi? Sosyal gerçekten medyada öyle. Mutlaka bunun yankıları uyanmıştır. Baktı ödül alamayacak, bir değişiklik yapayım dedi herhalde. Bir göze batmam gereken bir nokta var. Başarmış gibi bunu. Evet, şu an ekranda da 2013'ün en iyi teknik adamını görüyoruz. Bayern Münih'in eski çalıştırıcısı. İbrahimovic. Evet, kazandı. İbrahimovic, Puskas ödülünün sahibi oldu. Geçen İngiltere'ye sene attı. Fenerbahçe'den Stone aldı. Ödülün sahibi oldu. 2009 yılından beri verilen ödül. Gerçekten muhteşem, muazzam bir goldü. Ve Pele'yi görüyoruz şu anda ekranda. Pele de gerçekten ödülü Ronaldo'ya takdim eden isimdi. Zarfı açtığında Ronaldo ismini okuyan isim Pele oldu. Şu anda da zaten gördük onu. Evet. Ve hayatından bir kesit verildi tören sırasında. Oldukça duygulandı. Aynı şekilde diğer duygulanan isim de 2013'ün en iyi futbolcusu olan Ronaldo'ydu. Şu anda gözyaşlarını görüyoruz. Pele de güzel bir bakış atmış Ronaldo'ya. İbrahimovic o dünyanın en iyilerinden birisi. İnanılmaz bir gol attı. Şüphesiz. İngiltere ve de Puskas'ın sahibi oldu. Gerçekten gurur verici Ronaldo için. Hak ettiğini aldı diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Özellikle de Messi'nin bu sezon sakatlandığını ve sakatlığından dolayı oynayamadığı süreçten bahsedersek eğer, gerçekten de hak etti. Ama 2013'te Ronaldo daha çok iş yaptı. Hani bu sezondan ziyade ve de bunu kazandı. Evet. Yani Messi mi Ronaldo mu sorusu her zaman sorulur edilir. Bence, yani ben hep bu cevabı vereceğim aslında. Ronaldo tabii ki. Her zaman futbolcu sadece sahada değil, saha dışında da kendini belli etmesi gerekiyor. Hani hangi yardım kampanyasında Messi'yi gördük veya hangi farklı şeylerde Messi yer aldı. Ronaldo her zaman vardı. Evet, bu da senin yorum. Katılmadın bana, biraz seni Messi'ce gördüm. Yok, öyle bir... Yani afacan çocuk dedim diye Messi. Öyle bir görüşüm yok. Kesinlikle hak edenin kazandığını düşünüyorum. Zaten Messi hani bu yorumlara ihtiyaç duyulmayacak, tartışılmayacak bir isim. Demi, bu ödülün 4 defa sahibi olmuş bir isim. Ronaldo'nun ikinci bu ödülü alışı. Umarız seneye bu isimler değişir artık. Yani ama değişecek gibi de görünmüyor. Ben de zaten hani 250 milyon... Euro'luk bir futbolcu afacan çocuk dedim. Senin adına da özür diliyorum. Mesela de özür demiş, özür dilemiş ben olalım. De, ben demediğim için, ben demediğim için özür dilemiyorum. Basketbol diyelim mi artık? Basketbol diyelim, evet. Dakikalarımız azaldı, basketbol diyelim. Diğer sporlardan da birazcık bahsetmiş olalım istiyoruz. Vakıo Basketbol Ligi'nde 15. hafta oynandı ve lige bir devre arası verildi. Aslında bir haftalık bir ara, önümüzdeki hafta maçlar başlayacak. İlk olarak devreyi lider kapatan ekiple başlayalım. Bamit. Bamit bu hafta da yenilmedi ve devreyi yalnızca tek mağlubiyetle kapattı. Bu mağlubiyet de kimeydi? Pınar Karşıyaka'ydı. İzmir ekibi olduğu için bu kadar rahat ve güzel bilerek söylüyorum.
Bu hafta da evinde Beşiktaş'la karşılaştı Bandırma ekibi. Maçtan da 80-72 galip ayrılmayı başardı. Ve şu anda dediğimiz gibi puan durumuna baktığımız zaman Bamit lider 29 puanla, Fenerbahçe Ülker hemen arkasından geliyor 26 puanla. Diğer sonuçları da verelim istiyorum. Fenerbahçe Ülker Olin Edirne ile karşılaştı ve adeta kabusa çevirdi rakibi için bu maçı. Çünkü büyük bir fark elde etti. 101-69'luk büyük bir fark elde etti. Herhalde Euroleague'deki yenilgilerinin acısını Beko Basketbol Ligi'nden çıkardı diyebiliriz. Olin Edirne'den çıkardı diyebiliriz. Aynen öyle. Şu an Karşıyaka maçını tekrar geri dönmek istiyorum. 76-53 kendisi aslında kazanmayı başardı. Aykontet Kolejleri geçmeyi başardı. Maçın kısa bir özeti diyelim. O VTR'miz var. Maçı öncelikle bir izleyelim bakalım nasıl sonuçlanmış. Devreler, periyotlar nasıl sonuçlanmış ona bir bakalım. Evet, cezası nedeniyle buradan onu da belirtelim. Antrenör Ufuk Sarıca 2 maç ceza aldı. Hakeme itirazları ve küfürlü söylemleri nedeniyle bu maçta da ilkini çekmiş durumda. Yarın da Karşıyaka'nın önemli bir maçı var. Eurocup'ta Nantara ile karşılaşacak. Bu maçı da hatırlatmış olalım. Maç öncesinde biz de programdan sonra Karşıyaka'da olacağız değil mi? Detayları senden alalım. Aslında çok bir detayı yok. Önümüzdeki programda bunun detaylarından bahsedeceğiz. Tayfun. Programdan sonra Sayın Ufuk Sarıca'yla bir röportajımız olacak. Antrenmanlarına konuk olacağız. Görüntülerimiz olacak. Maç öncesi yorumlarını, devre arası değerlendirmesini alacağız. Aslında bugün saat 11.30'da bir basın toplantısı düzenledi kendisi ve şube sorumlusuyla birlikte. Oradan da bazı görüntüler elde edeceğiz ve önümüzdeki hafta bunlarla karşınızda olacağız. Bu devre arası olmuşken hem hazır. Evet, bakalım Ufuk Hoca bizlere neler söyleyecek. Gerek Eurocup'la gerek de ikinci yarıyla ilgili basketboldaki. Evet. Ve Euroleague diyelim. Euroleague'le devam edelim. Euroleague 3 takımımızda kötü başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve de Anadolu Efes. Kötü şu an başladı, kötü gidiyorlar. Sıfır, İkinci hafta olmasına rağmen. 2'de 0'la gidiyoruz. Şöyle bir göz atalım bakalım temsilcilerimiz neler yapmış. E grubunda Anadolu Efes ikinci maçında evinde konuk ettiği Malaga'yı her zaman olduğu gibi artık bu cümleyle başlayalım bence Anadolu Efes demeden önce. Evet. Önde gittiği karşılaşmayı yine kaybetti. 74-72 çok az farkta da olsa gerçekten hani kazanacağı bir evet. maçı kendi evinde kaybetti. Efes bilsen. Özür diliyorum, Anadolu Efes. Evet, Anadolu Efes isim değişikliğine alışamadık ama dediğin gibi artık son periyotlarda maç kaybetmesine çok alıştık Efes'in. Geçtiğimiz günlerde bir koç değişikliği yaşadı Efes ama bu da işe yaramış gibi gözükmüyor. Bakalım neler olacak. Sıradaki maçı da Panathinaikos'la olacak. Cuma günü değil mi? Cuma günü 17 Ocak. Cuma günü saat 21.45'te. Buradan izleyenlerimize belirtelim. Ve Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe Ülker'de hatırlarsak ilk Olympiakos'la ilk hafta mücadelesi vermişti ve mağlup olmuştu. Hemen arkasından Barcelona'yı konuk etti bu hafta. Aslında gruplarda geçmeyi başarmıştı Barcelona'yı Fenerbahçe ama bu sefer umduğunu bulamadı ve 76-73 mağlup oldu. Önümüzdeki haftada Malaga ile karşılaşacaklar deplasmanda. Bakalım bu maçtan neler göreceğiz. Ve Galatasaray'da 2'de 0 diyen temsilcimiz oldu. Real Madrid'i ağırladı. Oldukça da iyi oynadı aslında ama maçı 89-74 kaybetti. İspanya'daydı Galatasaray. Evet. Eli boş döndü İspanya'dan. Aslında iyi bir oyun sergiledi ancak kazanmayı başaramadı. Şu an ikinci maçında puan alamadı gruplarda. Evet. Perşembe günü oynayacak diğer maçını. Evet. 16 Ocak Perşembe günü kimle oynuyor? Lokomotiv Kuban'la oynayacak. Kendisi aslında Abdü İpekçi de ağırlayacak. Umarız galip gelir. Artık 3. hafta bir galibiyet değil haberi mi? Alalım temsilcilerimizden. Eurocup'la da devam edelim. Eurocup'ta da %50 bir başarıyla gidiyoruz diyebiliriz. İlk olarak Karşıyaka'yla başlayalım. Pınar Karşıyaka Ratiofam deplasmanındaydı ve onlar da iyi bir başlangıç yapamadı. İzmir temsilcimiz 83-64 mağlup ayrıldılar. İkinci maçları yarın olacak. Evlerinde olacak yani. Karşıyaka Arena'da olacak bu maç. Artık bu maçtan bir şeyler bekliyoruz. Karşıyaka'nın gerçek gücünü görmek istiyoruz. Ne kadar takviyenin şart olduğunu da bilsek. Şu an elde bulunan kadroyla iyi şeyler yapılacağına inanıyoruz ve eminiz ki yarın bir galibiyet haberi alacağız. Özellikle arenada kesinlikle, maçların atmosferini kesinlikle. Biliyoruz. Taraftarın büyük desteği olacağına eminim. Aykontet Kolejler'de bizi üzen takımımız oldu. Evet. İtalyan temsilcisi Sassari'ye 73-67 farklı mağlup oldular. Evet. Şu an hani daha da zorlaştı artık maçlardan çünkü gruplardalar temsilcilerimiz. Evet. Ve de Bamit yüzümüzü güldürdü. Bamit şu an gerçekten harika bir basketbol oynuyor gerek ligde gerek de Eurocup'ta. Evet. Bu hafta Budivelnik'i geçmeyi başardı Kiev temsilcisini. 92-85 evet. maçın sonucu. Umarız daha da ileriye gider. Evet, bir diğer yüzümüzü güldüren temsilcimiz ise Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Vilnius deplasmanındaydı. Ve 103-101
galip ayrıldılar karşılaşmadan. Gerçekten atılan sayıyla kıyasladığımız zaman da iyi bir mücadele olduğunu görüyoruz. Sonuçlara baktığımız zaman da dediğimiz gibi EuroLeague'in aksine %50 bir başarıyla ilerliyoruz. Neden daha fazlası olmasın? Çünkü biz gruplara kalmadan, top 16'ya kalmadan hep %100 başarılarla her hafta 4 takımımızın da EuroCup'ta maç kazandığından, bu haftada kazandığından bahsediyorduk. Bundan sonrası için işler biraz zor ama neden olmasın diyelim. Belki takımdan alacağı birer galibiyet kendilerine getirir. Özgüven. Evet. Yeniden geri gelir değil mi? Evet, İzmir sadece İzmir takımları için söylemiyoruz bunu. Hemen o zaman voleybol diyelim. Kesinlikle. Voleybolda neler oldu? Voleybolda da devre arasıydı. Hemen devre bitti ve özlem dolu voleybol haftasıyla karşılaştık. İkinci devre start verdi. Devrenin açılış maçı Fenerbahçe ile Ereğli arasında oldu. Fenerbahçe galip ayrıldı tabii ki Ereğli karşısında. Zaten Ereğli'nin bu hedef maçı değildi. Ereğli şu anda zor zamanlar geçiriyor. Düşmeme mücadelesi veriyor. Ereğli'nin bundan sonra İnegöl karşılaşması onlar için hedef maç. Çok önemli bir maç olacak. Ereğli'nin bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Kendi sahalarında oynuyorlar. Kendi sahalarında oynuyorlar. Şüphesiz ki avantaj. Fakat gerçekten kazanmaları gerekiyor eğer lige tutunmak istiyorlarsa. Evet, Galatasaray'da Bakırköy Belediyesi'ni geçmeyi başardı 3-0'la. Aynı şekilde Eczacıbaşı Vitra herhalde haftanın maçıydı Beşiktaş karşılaşması. Evet, evet, kesinlikle. Tiebreak setine kaldı değil mi maç? Evet, tiebreak setine kaldı. 3-2 ile geçen taraf Beşiktaş oldu. Sıralamaya bakalım istersen. Vakıfbank şu anda 36 puanla liderliğini devam ettiriyor. Ardından Fenerbahçe, 3. sırada ise Eczacıbaşı Vitra yer alıyor 27 puanla. Şu an Vakıfbank'ın açık ara liderliği var. Namalup bu şekilde. Namalup da ilerliyor. Bunu da aynı şekilde bahsedelim. Evet. Şu an 12 takım var. Zaten 8 takım playoff oynuyor. Diğer takımlar da düşme veya düşmeme oynuyorlar. Evet. Ereğli'nin dediğin gibi işi zor. Çanakkale, Halkbank ve de Sarıyer şu anda düşme grubundalar. Biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor diyelim. Erkeklere uzanalım. Evet, erkeklerde ise İzmir temsilcisi Arka Spor'la Torul arasında, Torul Gençlik arasında oynanan karşılaşmayla ikinci devre açıldı. Ekibimiz İzmir ekibi 3-0'la rahat geçti rakibini. Beklenen bir sondu bu ve 3. sıradaki yerini de korudu. Diğer sonuçları verelim istiyorum hemen. Ziraat Bankası ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadan Galatasaray deplasmanda 3-1 ile galip ayrıldı. Fenerbahçe Green League şaşırtmadı. Onlar da tıpkı bayanlarda Vakıfbank gibi şu anda ligde namalup ilerliyorlar. Onlar da Belediye Plevne'yi 3-0'la geçti. İnegöl Belediyesi ise Maliye karşısında tutunamadı ve 3-1 mağlup ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye de Çankaya Belediyesi'ni 3-0'la geçti ve son olarak da ikinci İzmir temsilcisi Konak Belediye. Onlar için işler iyi gitmiyor. Halk Bankası karşısında 3-0 mağlup oldu. Evet, sıralamada zaten şu an Halk Bank'ın liderliği devam ediyor. Hemen ardından Fenerbahçe geliyor. Evet, Fenerbahçe dediğim gibi namalup ilerliyor. Fakat voleybolda puanlama biraz daha farklı. 3-2 oynanan karşılaşmalarda galip olan tarafa 2 puan, mağlup olan tarafa da 1 puan veriliyor. Fenerbahçe'nin bu namalup maçlarından bir tanesi Halkbank'la oldu ve 3-2'lik bir karşılaşma oldu. O nedenle burada bir dengesizlik söz konusu. Evet, voleybolda gerçekten farklı bir heyecan voleybol severler için diyelim. Tenis haberlerimiz var. Onları da verelim ve bugünlük spor dalı kapatmış olalım. Evet, bildiğimiz gibi yılın ilk Grand Slam'i Avustralya Açık. Orada milli tenisçilerimiz vardı. Bizi temsil etmesi beklenen. Erkeklerde Marcel İlhan ve kadınlarda da Çağla Büyükakçay. Marcel İlhan ön eleme ikinci turunda, Büyükakçay ise birinci turunda turnuvaya havlu attılar ve bizi temsil edemiyorlar ne yazık ki. Öte yandan baktığımız zaman turnuvaya Avusturya Açık dün başladı turnuva ve beklenen oldu. Favori raketler evet, Djokovic ve Serena Williams kolay geçerek tur atladılar. Maçlar devam ediyor, biz de takip etmeye devam ediyoruz şu anda, bunlar bu şekilde. Biz de spor haberlerimizi oldukça ilerledikçe devam edeceğiz. Evet. Yine dolu dolu bir saat geçirdik. Dolu bugünlük dolu. Bizden bu kadar. Çok keyif aldım. Umarım sen de keyif almışsındır. Kesinlikle öyle. Bir kontrol periyede kaldım ama onun haricinde kesinlikle güzel bir programdı. Partnerim Tayfun Delice ile zaten her zamanki gibi keyifle geçiyor. Teşekkür ediyorum. Ben de keyif aldım. Seninle birlikte her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi her zaman yapımda ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu ekibin arkası olduğu kadar mutfağa gerçekten çok oldukça iş geniş yapıyor. Kesinlikle hepsine öyle. Teşekkür edelim bir kez daha buradan. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Salı günü yine 14'te görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.